NASA'nın Mars'a yolladığı Perseverance aracından yeni bulgular ve bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler araştırmacıları oldukça şaşırttı. NASA'nın Mars gezegenine yolladığı Perseverance aracından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Perseverance, Mars yüzeyinde yakın zamanda bir volkanik patlama yüzünden oluşmuş kaya parçalarına rastladı. Bilindiği üzere Perseverance, Mars'taki Jezero kraterinde, NASA'nın SuperCam adını verdiği lazeri ve geniş açılı topografik operasyon ve mühendislik sensörü ile araştırmalar yapmaktaydı. Bu kaya parçalarının volkanik mi yoksa tortul mu olduğu henüz kesin olarak bilinmemekte. Eğer bu kayalar volkanikse bu bilgi bilim insanlarına, bu kraterin belki de milyarlarca yıl önce bir göle ya da bir deltaya ev sahipliği yaptığı anlamına gelebilir. Eğer bu kayalar düşünüldüğü gibi volkanikse, hem suyun bir zamanlar Mars yüzeyinde olduğunun hem de, Mars'ta belki milyonlarca belki de, milyarlarca yıl önce canlıların yaşamış olabilme ihtimalini akıllara tekrar getirecektir. Perseverance'ın keşif projesi müdürü Ken Farley açıklamasında, bu kayaların hangi türde olduklarını kesin olarak anlamak için, onların içinden örnekler almak zorundayız. Eğer bir kayanın içine bakarsanız, orada onun tarihini ve bütün yaşam hikayesini göreceksinizdir, dedi. Ayrıca Mars'tan gelen diğer bilgilere bakacak olursak, bilim insanları Mars gezegeninin hala volkanik olarak aktif olabileceğine dair bilgiler bulmuş olabilirler. Mars'taki çoğu volkanik patlamanın 3 ila 4 milyar yıl önce oluştuğu bilinmekte, ancak bilim insanları Mars'ta son 50 bin yılda oluşmuş bir volkanik patlamanın kanıtlarını bulmuş olabilirler. Elysium Planitia bölgesinde yapılan uydu taramalarında yaklaşık 12 kilometre çapında bir alanda volkanik kalıntı tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, bu alandaki hem kayaların daha yeni oldukları hem de, üzerlerinde volkanik kalıntıların diğer bulunan kalıntılara göre, daha yeni oldukları saptandı. Elde edilen tüm bu bilgilerin ışığında, Mars'ın düşünüldüğü kadar da ölü olmadığı ve onun hakkında daha öğrenecek çok şeyimiz olduğunu anlamaktayız.